Arkadaşlar herkese merhabalar. Sıcaklıkta hal değişiminde kalmıştık. Şimdi hal değişiminden devam ediyoruz. Bir maddenin bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi diyoruz arkadaşlar. Isıtılan bir maddenin sıcaklığı sürekli artmaz. Belirli bir sıcaklıkta hal değiştirir. Saf maddeler, karışım olanlar değil arkadaşlar, saf maddeler hal değiştirirken sıcaklığı değişmez. Yani hal değiştirirken hal değişim olayımız tamamlanıncaya kadar sıcaklığımız aynı kalıyor arkadaşlar. Basınç hal değişim sıcaklığını etkiler. Yani bu bir sıvının ya da katının üzerine basınç uygulandığında normalde değiştireceği hal değişim sıcaklığından daha farklı bir sıcaklıkta değiştirebilir. Aynı şartlar altında maddenin erime ve donma ya da kaynama ve yoğunlaşma sıcaklığı eşittir. Örneğin arkadaşlar su 0 derece erir, 0 derecede donar. Hal değişim ısısı ve hal değişim sıcaklığı saf maddeler için ayırt edicidir. Katı madde üzerine etki eden basınç artarsa, bakın bu katılar için geçerli bir durum. Katı madde üzerine etki eden basınç artarsa, erirken hacmi artıyorsa, buz dışındakiler. Çünkü arkadaşlar buz eridiğinde hacmi azalır. Basınç artarsa erime noktası yükselir. Erirken hacmi azalıyorsa buz gibi. Şöyle düşünün. Dolaba cam şişe içerisinde bir miktar su koydunuz. Buzluğa attınız bunu. Donduğunda şişe patlar. Neden? Çünkü su donduğunda hacmi artıyor. Buz olduğunda hacmi artıyor. Buz eridiğinde de o zaman hacmi ne olacak? Azalacak. Basınç artarsa erime noktası düşer. Yani 0 derecede eriyeceğine atıyorum -2, -3 derecede erir. Sıvı maddelerin üzerindeki basınç artarsa kaynama noktası yükselir. Bu sıvı maddeler için geçerli. Tüm sıvı maddeler için üzerindeki basınç arttığında kaynama noktası yükselecek. Saflık hal değişim sıcaklığına etki eder. Yani saf bir maddeyi artık saf yapmazsanız hal değişim sıcaklığı değişir. İçinde tuz çözülmüş suyun erime sıcaklığı azalır. Kaynama noktası artar. Bir maddenin erime ısısıyla donma ısısı birbirine eşittir. Yani 1 gramını eritmek için gerekli ısı 80 kalori ise 1 gramı dondurmak için de gerekli ısı 80 kaloridir. Buharlaşma ısısıyla yoğunlaşma ısısı birbirine eşittir. Mesela 1 gramını buharlaştırmak için gerekli ısı 540 kalori ise 1 gramını yoğunlaştırmak için gerekli ısı yine 540 kaloridir. Şimdi katıdan sıvıya, sıvıdan da gaza geçiyoruz arkadaşlar. Eğer biz katıdan sıvıya doğru gidiyorsak ne gerçekleşir? Erime. Sıvıdan gaza gidiyorsak ne gerçekleşir? Kaynama diyeceğim de. Buharlaşma. Gazdan sıvıya geliyorsam yoğunlaşma. Sıvıdan katıya geliyorsam donma. Katıdan direkt gaza geçiyorsam süblimleşme. Mesela biz buna neyi örnek veriyoruz? Naftalin, arsenik gibi maddeleri. Gazdan direkt katıya geçiyorsam kırılaşma. Bir maddenin hal değiştirirken aldığı ya da verdiği ısı arkadaşlar, ısı miktarı Q'dur. Q ısı miktarı. Bu kalemle görünmedi. M burada nedir? Kütle. L de erime ısısı ya da ne bileyim buharlaşma ısısı. İşte donma ısısı. Madde hangi tür hal değiştiriyorsun? L maddenin hal değişim ısısıdır. Fiziksel haline göre farklı değerler alır. Mesela L buz 80 kalori bölü gram. L buharlaşma 540 kalori bölü gramdır. Şimdi gelelim hal değişim grafiğine. Şimdi birinci kısımda arkadaşlar neyim? Katı. Bakın iki kez hal değiştirmişim. Bu saf bir maddenin hal değişim grafiği. Saf bir maddenin hal değişim grafiği. Birinci kısımda neyim? Katı. Tamam mı? Katıda sıcaklığım değişiyor. Burada aldığım ısı Q1. Q1 eşittir diyorum.
Q1 eşittir diyorum. Kütlesi M çarpı C katı çarpı sıcaklık değişimi. Yani T2 eksi T1. Burada arkadaşlar sıcaklığım arttığı için kinetik enerji değişir. Potansiyel enerji değişmez. Şimdi ikinci bölgeyle devam ediyorum. İkinci bölgede T2'de artık ne yapmışım? Hal değiştirmeye başlamışım. Burası o zaman katı artı sıvı. Bakın şurada T2'de katıyım. Burada artık T2'de sıvıyım. Arada katı artı sıvıyım. Hal değiştirmem bitinceye kadar, yani bu katı madde tamamen sıvı oluncaya kadar T2 sıcaklığı değişmez. O zaman bu T2 nedir? Erime noktasıdır. T2 erime noktasıdır. Ve biz burada Q2 eksi Q1. Şu arada verilen ısı ne kadar? Q2 eksi Q1 kadar. M çarpı L erimeden buluruz. Şimdi artık tamamen burada da arkadaşlar sıcaklık ne olmuyor? Değişmiyor. Bu durumda kinetik enerji sabit olur. Potansiyel enerji değişir. Yani ısı aldığı için artar. Şimdi 3'e geldim. Artık burada tamamen ben neyim arkadaşlar? Sıvı ve sıcaklığımı T2'den nereye çıkarıyorum? T3'e çıkarıyorum. O zaman hemen yazalım. Q3 eksi Q2 şu aradaki ısı. Q3 eksi Q2 kadar ısı verdim burada. Eşittir. Kütle çarpı artık C neyim? C öz ısım değişti. C sıvı. Ve sıcaklık değişimim ne oldu? T3 eksi T2. Burada yine kinetik enerji artar. Çünkü sıcaklığım değişiyor. Potansiyel enerji değişmez diyoruz. Şimdi geldim dördüncü kısma. Dördüncü kısmında da arkadaşlar artık ne yapıyor? Sıvı artı gaz oluyor. Yani buradan itibaren buharlaşma olayı başlıyor. Yani T3 nedir? Kaynama noktasıdır. Şu arası Q4 eksi Q3 eşittir. Kütlem çarpı L buharlaşma. Ve burada da yine arkadaşlar potansiyel nedir? Artar. Kinetik enerji değişmez. Çünkü sıcaklığımız sabit. Son kısımda da artık ben neyim? Buharım arkadaşlar. Yani Q5 eksi Q4 eşittir. M çarpı C buhar. Tamamen artık gaz oldum. Ya da şöyle gaz dedik, gaz yazalım. Fark etmez de gaz diyelim. Çarpı T4 eksi T3 deyip bu şekilde hal değişim grafiğimizi yorumluyoruz. Şimdi gelelim ısıl dengeye. Sıcaklıkları farklı iki cisim birbirine dokundurulduğunda denge sıcaklığına kadar aralarında ısı aktarımı olur. Şimdi arkadaşlar ısıl denge, yani ısı alışverişi yapabilmek için kesinlikle ve kesinlikle sıcaklık farklı olmalı. Isı alışverişi sıcaklığı büyük olan cisimden küçük olan cisme doğrudur. Her zaman büyük olan cisimden küçük olan cisme doğru alışveriş olacak. Isı alışverişi tamamlandığında cisimlerin son sıcaklığı eşit olur. Yani size son sıcaklık eşit diyorlarsa ısıl denge vardır. Tam tersini de söyleyebilir. Eğer ısıl dengedeyse son sıcaklıkları eşittir. Sıcaklıkları eşitse ısıl dengededir. Şimdi arkadaşlar iki tane cismimiz var diyelim. TY ve TX. Biz bunları birbirine dokundurduk. Biz bunları birbirine dokundurduğumuzda bakın TY'den TX'e ısı geçişi olmuş. O zaman demek ki sıcaktan soğuğa doğru geleceğine göre Y'nin sıcaklığı büyükmüş. Kimden? X'ten. Ve denge sıcaklığı da her zaman bunların arasında olmalı. Bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri her zaman arkadaşlar Q alınan Q verilene eşittir. Her zaman alınan ısı verilen ısına eşit. Ben ne kadar ısı verdiysem karşıdaki de o kadarını alır. Şimdi Q alınan, X burada alan ya, mx çarpı cx çarpı delta tx mi? Verilen de o zaman ne olacak? My çarpı cy çarpı delta ty.
mx çarpı cx çarpı tx eksi t denge. Bu bunun ısısıydı. Bu. Şimdi x tx eksi t denge eşit olacak my çarpı cy çarpı t denge eksi ty. Isı alışverişinin olabilmesi için cisimlerin sıcaklıkları kesinlikle ne olmalıdır? Farklı olmalıdır. Aynı sıcaklıktaki cisimler şurada da belirttiğim gibi ısı alışveriş yapamaz. Isı dengededirler diyoruz.